vatandaş olarak hayatını yaşar. Devleti düşünmez. Devleti düşünecekleri seçmiştir. E şimdi seçtikleriniz devleti düşünüyor mu arkadaşlar? Ne olacak? İş size. İş size. Diyeceksiniz ki pekala. Pekala ve el koyacaksınız. Ya ne yaparız? 5 puan indir aşağıya. Ne olduğunu görürüz. Zaten bakın. Başbakanın yüreğine korku girdi. 50-50 diye konuşuyordu. 50-50, 50'leri unuttu. Şimdi diyor ki bizim 2009'da bize karşı aldığı rakam var ya, onun üstünde çıkarsak başarıdır diyor. Yani insaf, onun üstünde mi oy alacaksın bir de ya? Alır alır. Yani %38.8 miydi? O dönem 38.8'in üstü başarıdır. De 38. 2009'da biz almışız onu. Türkiye'de kıyamet kopmuş, yerlerinden oynamış. 50 yıldır elimize geçmeyen muhalefet olarak fırsat geçmiş. Millet olarak ders verme mecburiyeti gelmiş, önümüze durmuş. Gereği yapmayacak mıyız? Yapacağız, yapacağız. O da o korku içinde zaten. Onun için MİT yasasını çıkarayım, yok interneti çıkarayım, yolsuzluklar dökülmesin. Çare yok, çare yok. O korkuya çare yok değerli arkadaşlarım. Birbirimize gerçekleri anlatmalıyız ve bunu başarmalıyız. Neyse, lafı uzattık. Ben sizleri özledim. Bir muhabbet fırsatı çıktı. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. 30 Mart'ta başarılar diliyorum. Pırıl pırıl değerli aday kardeşlerimi gördüm burada. Çok mutlu oldum. Her şeye layıktırlar. Onlara her türlü desteği verin ve şöyle önümüzdeki dönemde milletin demokrasi ve adalet özlemini ortaya çıkarın. Türkiye'de adalet yürüyüşünü Fenerbahçe Başkanı organize ediyor. Adalet arıyorum diyor. Bütün ilçelerimiz 30 Mart diyor. Thank you.